Herkese merhabalar ben Kaptan Baha Bahadır Acuner. Şu an gece yarısını bulmuş vaziyette 30 Haziran 2020'yi 1 Temmuz 2020 gecesine bağlayan bir gece yarısındayız. Ve şu an aldığım bir habere göre Avrupa Havacılık Dairesi EASA Pakistan Hava Yolları'nın Avrupa hava sahasında uçuşunu şu an itibariyle yani gece yarısı 1 Temmuz 2020 itibariyle yasakladı. Bunun en önemli nedeni Yaklaşık 2016 yılından bu yana Pakistan hava yollarının safety management system yani uçuş güvenliği sistemleri konusunda yeterli miktarda Avrupa Havacılık Dairesini memnun edecek gelişmeleri göstermemiş olması. Tabii ki Pakistan 8303 kazası ile ortaya çıkan bir takım skandallar da söz konusu. Örneğin pilotların bazılarının lisanslarının gerçekten doğru yollardan alınmadığı, bazılarının sahte olduğu, bazılarının girdikleri sınavlara kendilerinin değil başkalarını soktukları türünden yapılan ithamlar ve bu konuda Pakistan parlamentosunda yapılan açıklamalar bunun da nedenlerini oluşturuyor. Avrupa Havacılık Dairesi Pakistan Hava Yolları'na yolladığı mektupta yaklaşık 4 sayfalık bir mektup bu. Bunun linkini aşağıya veremeyeceğim çünkü bunlar bana fotoğraf olarak geldiler. Bunları kaptan alt çizgi baha Instagram sayfasında paylaşacağım sizlerle. İsterseniz bayağı teknik olan bu mektubu gidip orada okuyabilirsiniz. Burada mektupta anlatılan şey aslında Pakistan Hava Yolları'nın ve Pakistan Havacılık Otoritesi'nin uçuş güvenliğini kontrol etmesi gereken bir takım yazılım güncellemelerini yerine getirmediği yönünde. İşte bu nedenle ve işte son günlerde ortaya çıkan skandal şeklinde bilgiler nedeniyle Pakistan Hava Yolları'nı Avrupa Avrupa hava sahası üzerinde artık istemiyor. Bunun üzerine biliyorsunuz Brexit aracılığıyla İngiltere Avrupa Hava Avrupa Birliği'nden ayrılmıştı. Avrupa Havacılık Dairesi'nden de ayrılması anlamına geliyor ama Birleşik Krallık Havacılık Dairesi de aynı zamanda Pakistan Hava Yolları'nı tıpkı Avrupa Havacılık Dairesi gibi kendi ülkesine uçmaktan men etti. 6 ay süreyle tekrardan bunu diğer havacılık otoriteleri de izleyecektir diye tahmin ediyorum. Her şeyin başında e, FAA var. Onun dışında Kanadalılar belki bu konuda bir e, yaptırıma gidebilir. Bu konuda bizim ülkemiz bir yaptırıma gidecek mi, gitmeyecek mi, onu bilemiyoruz. E, tabii Türkiye bu konudan nasıl yararlanacak diye de düşünebilirsiniz ama aslında bu çok da böyle hani e, yararlanılacak bir ortam değil. Zaten Türkiye birçok noktaya şu an yapması gereken uçuşları gerçekleştiremiyor. Koronavirüsü nedeniyle. Ama e, şunu da belirtmekte yarar var. Pakistan'da yaşanan bir takım olaylar veya benzerleri zamanında ülkemiz CE'ye geçerken, Avrupa lisanslandırma standartlarına geçerken de yaşanmıştı. Herkese kafadan level 4 İngilizce seviyesi verilmişti. Herkese e, sınavlarda kolaylık gösterilmişti. Bir takım bazı yerlerden gelen pilotlar hiçbir sınava tabi tutulmadan ellerindeki lisanslar yenilenmişti vesaire vesaire ama bu tamamiyle apayrı bir videonun konusu. Buna ileriki günlerde daha ayrıntılı bir şekilde değineceğim. Ama gördüğünüz gibi siz eğer gerekli Güvenlik sistemlerini ve uçuş güvenliğini elde tutmazsanız siz eğer bir takım katakullilerle dostlarınızı, akrabalarınızı, devrelerinizi de pilot yaparsanız bunun sonucunda hem insanlar canlarıyla ödeyeceklerdir tıpkı Pakistan 8303'de olduğu gibi ve onun sonucunda İlla bir gerçeklerin hani derler ya bir, bir şekilde ortaya çıkması mümkündür diye gerçekler de böyle ortaya çıktığı zaman ülkenin havacılığını da olumsuz yönde etkileyecek sonuçlar doğuracaktır. Şimdilik benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Başka videolarda ve bu konudaki daha ayrıntılı videolarımda görüşmek üzere. Mutlu kalın, esen kalın ama mutlaka sağlıklı kalın. Hoşçakalın.